Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten Yansımalar bugün 5 yaşında efendim. Tarihten Yansımalar'da 5 yıldır burada tarihin içerisinde, tarih kitaplarının tozlu sayfalarında önemli konuları ortaya çıkartarak değerli konuklarımızla tarihi konuşuyoruz. Sadece tarihi konuşuyoruz. Çünkü tarihini bilmeyen, tarihiyle ilgilenmeyen milletlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunun bilincinde biz de burada hareket ediyoruz ve değerli konuklarımızı her hafta davet edip ve güzel bir program çıkarmaya çalışıyoruz. Tarihten Yansımalar yeni yayın döneminde yine eski gününde, yine eski saatinde devam edecek efendim. Bu yılda inşallah Tarihten Yansımalar ülkemize ve tüm insanlığa ve kanalımıza hayırlara vesile olur. Hayırlı hizmetleri bizim burada yapmamıza vesile olur inşallah. Tabii ki tarih denildiği zaman özellikle günümüz tarihçileri daha cesur bir şekilde tarihi araştırıyor ve gerçekleri ortaya çıkartıyor. Daha düne kadar darbeleri konuşmak, darbelerdeki olan olaylardan bahsetmek oldukça zordu. Darbe denildiği zaman işte askere söylerim ya da arkamda, sağımda, solumda acaba biri var mı? Bunun korkusunu yaşardık. Evet, Cumhuriyet döneminde yaşıyoruz. Evet, demokrasiyle idare ediliyoruz. Ama darbelerin o kılıcı, demokrasinin kılıcı gibi hep üzerimizde bunu hissediyorduk. Gençliğimizde hissettik, öğretmenlik yıllarımızda hep bunu hissettik. Allah'ımıza çok şükür bugünlerde bunu rahat bir şekilde konuşabiliyor, bunları dile getirebiliyoruz. Tabii ki konuştuklarımız belirli insanların kafalarındaki kurgular değildir. Konuştuklarımız belgelere dayalıdır. Tarih belgesiz olmaz. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Bugün Tarihten Yansımalar'da neler konuşacağız? Öncelikle şehadetinin sene-i devriyesinde merhum Adnan Menderes'i rahmet ve minnetle anacağız. Ve sonra darbeleri konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü darbenin bizim içimizde milletin uyuyla seçilen insanları nasıl dar ağacına götürdüğünü çok iyi biliyoruz. Bunun için de darbeleri gündeme getireceğiz. Tabii darbeleri ve Adnan Menderes'i konuşurken Adnan Menderes'in ölümünün sene-i devriyesi. Geçenlerde hemen bundan 2 hafta önce 12 Eylül'ü yaşadık. 12 Eylül'ü hep gündeme getirdik. 12 Eylül gününde olan olayları mutlaka tarihi konular içerisinde değerlendirip bugünlerde burada gündeme getirmek istiyoruz. Tüm bu konuları biz burada Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi, yazar, Profesör Doktor Caner Arabacı hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz hocam. Önce tebrik ederim. Ben çok teşekkür ederim. Medya alanında doldurmak her bahtiyarın harcı değil. Çok teşekkür ederim. İstikrar gösteriyorsunuz. Tebrik ederim. Hocam bundan 5 yıl önce bizde ilk programımızı sizinle başlamıştık. Tarihten Yansımalar programımıza. Bugün de sizinle başlamak istedik. Konular da tam birbiriyle örtüştü. Zaten her sıkıştığımız zaman sizin fikirlerinize, düşüncelerinize biz başvuruyoruz. Ve siz de sağ olun, bizi hiç kırmıyorsunuz. Gecenin bu saatinde bile bizim davetimize icabet edip buraya kadar geliyorsunuz. Önce kanalım adına ve sonra şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Size hocam. Eyvallah. Evet hocam, Adnan Menderes'le nasıl başlayabiliriz? Adnan Menderes'in biliyorsunuz bir Kuvayi Milliye döneminde yapmış oldukları çalışma var. Bunu milletimizin çoğu hiç bilmez. Yani Kuvayi Milliyeci olduğunu. Ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki faaliyetleri ve çalışmaları var. Sonra başbakanlığı var. Ve bu başbakanlıktan sonra da biliyorsunuz 1961 yılında zannedersem önce 1960 darbesi, sonra 1961 yılının Eylül ayında da bir dar ağacı ve sonunda hiç kimsenin arzu etmediği
ve insanlığın hiçbir zaman yakıştıramadığı bir sonla sonuçlanır hayatı. Siz Adnan Menderes'e nereden başlamak isterseniz oradan başlayalım hocam. Şimdi Adnan Menderes milli mücadeleye katılmış birisi. Evet. Hani 40'lı yıllar bazı bakanların hayatları tartışma konusu yapılır. Milli mücadelede zamanı Ege Adaları'nda, milli mücadelede zamanı İngiltere'de, İtalya'da geçirmiş. Ama Cumhuriyet'in kahramanı kesilmiş cinsler, evet, tipler vardır. Adnan Menderes öyle değildir. Fiilen katılmış, mücadelede bulunmuş. İyi bir eğitim almış, güzel konuşan, şık giyinen, zarif, Türkçeyi güzel kullanan, birkaç yabancı dil bilen bir genç. Adnan Menderes bazen toprak ağası olmakla suçlanır. Hele 40'lı yıllardaki ayrılış sürecinden dolayı. Tabii serbest düşünen de bir insan. Mesela 1930 olayları sırasında Aydın'da Halk Partisi'nin değil, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın il başkanıdır. Tabii parti kendini laveder, kapatır. Hatta bundan dolayı reisi cumhurun paylamak için görüşmeye davet ettiği anlatılır. Fakat paylamak için görüşmeye davet ettiği genç o zaman Adnan Menderes bakar ki çok güzel konuşuyor, samimi cümleler kuruyor. Onun paylamak için karşısına aldığı genç kendisini etkiler. Daha sonra onu Halk Partisi'nden milletvekili yapar. Biliyorsunuz o dönemler milletvekili olma çok zor bir şey değildir. Hatta o dönem Konya mebuslarında da var o. Mesela Konya'ya hiç gelmemiş. Seçim dönemi Konya'da hiç bulunmamış. Ama Konya mebusu seçilmiş. Seçildiğini Ankara'da öğrenen bir mebusumuz bile hocam, var. Bir şey söyleyeceğim ama fazla değişen bir şey yok hocam ya. Mesela bu seçimlerde de Konya'ya hiç gelmeden seçilen vekillerimiz var. Daha önceki seçimlerde kontenjan adayından Konya'dan seçilen vekillerimiz var. Yani demek ki Türkiye'nin kaderi biraz bu. Evet. Şimdi Adnan Menderes öyle değil işte. Onu vurgulamak için söylemiştim. Aydın'dan mebus olur. Ve 40'lı yıllara kadar, 34'ten itibaren Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, hı hı, daha sonra partisinin milletvekili olur. Ancak işte 46-45 sonları itibariyle dörtlü takvir ekibinin içinde partiden kopuş sürecine girerler. Evet. Adnan Menderes, Celal Bayar, Rın başını çektiği bir grup, dörtlü takrir ekibi. Tabii 46 Ocağı'ndan itibaren Demokrat Parti kurarlar. Yalnız Demokrat Parti'nin başını Celal Bayar çeker. Demokrat Parti'nin halk yüzünü Adnan Menderes oluşturur. Yani kitlelere hitap eden, onları coşturan, çeken, cezbeden insan Adnan Menderes'tir ama lider Celal Bayar'dır. Halbuki Celal Bayar İnönü'yle köşkte görüşür, bir muvaza partisi kurar. Yani toplumun anladığı gibi aslında farklı parti değil, öngörülen fikirlerde, temel esaslarda aynı olan, aynı olmaya söz veren iki parti durumundadır. Ama takdir edersiniz toplum uzun süre eskiyen yüzleri çok istemez. Tabii 23'ten bu yana bir iki arızi küçük çıkış dışında tek parti hakimiyeti devam etmiştir. 36'dan sonra da tek parti devlet olmuştur. Yani sadece parti değildir, parti devlettir, devlet partidir. İşte partinin il başkanı,
diyelim ki aynı zamanda belediye reisidir, validir, partinin genel sekreteri aynı zamanda başbakandır ve ebedi şeflik, ebedi şefin vefatından sonra 38'den itibaren de İnönü devrinde işte yerine kimsenin aday olamadığı yasaldır bu yalnız. Yani evet. Saygıdan dolayı değil. İnönü'nün yerine kimse adaylığını koyamaz. Ölme, hastalanma, istifa hariç gibi şartlar konur. Milli şeflik dönemi başlar. Cumhuriyet adı altında bir şeflik yönetimi uzun sürer. Tabii bu devirler dünyanın çalkantılı devirleridir. Diyelim ki 29-30 kriz, ekonomik kriz dönemidir. Açlığın, sefaletin olduğu dönemdir. Dünya harbi yıkar geçer. Baştan itibaren girmeyiz, sonundan dahil oluruz ama onun için yıkım, fukaralığın arttığı yıkımın uç düzeyde hissedildiği bir dönemdir. Zaman zaman ekonomik atılımlar yapılır. Mesela 26'da Kayseri'de uçak fabrikası kurulur. Türkiye'nin uçak fabrikasına ihtiyacı vardır. Ama 28'de nedense kapatılır. Tabii. Diyelim ki Etimesgut'ta daha sonra uçak fabrikası kurulur. Nedense uçağa ihtiyacımız vardır. O uçak fabrikası çelik kasa ve çelik dolap masa yapmaya dönüştürülür. Yani biliyorsunuz 60 ihtilaline bu fabrika devam ediyordu ve çelik dolap üretiyordu. Evet. Çünkü Türkiye'nin istikbal göklerde ya, evet. İstikbal göklerde olduğu için Türkiye'nin yerde dolap üretmesi lazım. Yani karikatür gibi bir durum. Tabii bu tür çalışmalar da Türkiye'yi dışa muhtaç, dışarıdan almaya mecbur. Dolayısıyla görünürde bağımsız, temelde ise güdümlü bir devlet durumuna getirir. 46'dan itibaren ise aslında ondan bahsetmek lazım. Yani Menderes'in ruhunu şad eder. Mesela Türkiye'de serbest teşebbüsle kendi uçak fabrikasını kuran ve 3 model üreten Sivas'ın Divriğli son derece vatansever bir müteşebbisimiz var. Nuri Demirağ diye. Evet. İlk partiyi aslında Nuri Demirağ kurar. Hmm. 1945'te kurar. Mesela Adnan Menderes ve arkadaşlarının kurduğu parti 46 Ocağı'ndadır. 45'te o kurar. İlk farklı partiyi. Fakat bu parti Demokrat Parti gibi muvaza partisi değildir. Hmm. Cidden bir çıkıştır. Yani gerçek bir muhalefet partisidir. Evet. Evet. Hmm. Ve işte sanayi hamleleri yapmış. Uzun süre demir yolculuğu, demir yolları yapmış. Müteahhitliği yapmış. Çok değişik alanlarda atılımlar yapmış. En son da uçak fabrikası açmış. 3 ayrı modeli üretmiş. Kendi kesesinden gök mektepleri açmış. Enteresan bir müteşebbistir Nuri Demirağ. Ve ilginç de fikirleri vardır. Mesela Boğaz Köprüsü'nün filan ilk resimlerini bu adam çizer. Ve 45'te çıkardığı Milli Kalkınma diye bir gazetede yayınlar. Çok ilginçtir. Bu gazete basın tarihlerimize girmez. Yani abur cubur her şeye girer de bu tür enteresan çıkışlar girmez. Bu adamın partisi de öyle bir dışlamaya muhatap olur ki işte adam partisine katılanları toplamış, onlara kuzu ikram etmiş. Basın hep birden yüklenir. Tabii basın güdümlü o dönem. Tek parti yönetiminin basınıdır. Milli Kalkınma Partisi'ni kuzu partisi diye nitelendirir. Geldi kuzu partisi, gitti kuzu partisi. Tabii kuzu partisi dışlanır.
Celal Bayar'ın İnönü ile anlaşarak kurduğu Muvazaa Partisi birinci muhalif parti konumuna gelir ve 46'da seçimlere girer. Tabii Menderes o dönem partinin halka yansıyan yüzüdür dedik demin. Bu yanlış bir ifade değil. Çünkü diğerleri Menderes gibi sıcak diyalog geliştirebilen, yüreğiyle topluma ulaşabilen, hani diliyle, vaatleriyle değil, yüreğiyle de ulaşabilen tip değildir. Ama 45 seçimleri çok malumdur üzerinde, 46 evet. seçimleri üzerinde durmaya değmez. Hani açık oy, gizli tasnif usulü gibi bir garabet demokrasi tarihimize girmiştir. Onun için parti çok öne çıkamaz. Çünkü sandıklar gizli sayılır. Demokrat Parti'nin oyları yakılır, atılır, sayılmaz. Çok şeyler döner. Ama 50 seçimleri, 14 Mayıs 50 öyle olmaz. Ve Demokrat Parti birinci parti olur. İşte o dönem Adnan Menderes artık o halkla bağı da öne çıkan şahsiyet olarak başbakan yapılır. Celal Bayar reisi cumhurluğa geçer. İnönü'de zaten 44'ten itibaren telkin, demokratikleşme telkini. Bu bir dış telkindir, onu vurgulamak lazım. Yani İkinci Dünya Harbi atmosferinin, kapitalist dünyanın getirdiği bir dış telkinin sonucudur. Demokratikleşme çok iradi bir gelişme değildir. O dış telkin içeride etkili olmuştur. Ve 50'de kansız bir ihtilal adeta. Evet. Şapkalıların ihtilali. Ki o dönem Adnan Menderes'i destekleyen, mitinglere katılan insan kitleleri de dikkat edilirse genelde o kıyıları düşük, kulak üstüne, hani çok ütülü değil, şapkalı kitleler, halk. Evet. Halk kitlelerinin yönelişiyle Demokrat Parti iktidar olur. Bundan sonra 60'a kadar yapılan bütün seçimleri de kazandı. Evet. Şimdi tabii ki 1950 yılında milletin oyuyla iktidara gelen bir Adnan Menderes vardır. Ve 10 yılda biraz önce de buyurduğunuz gibi tüm seçimleri kazanır. Tabii ki bu kazanırken ben öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Halkla ilişkileri nasıldır? Bu 50 yılda, özür dilerim, 50 ile 60 yılları arasında, yani bu 10 yıl içerisinde Türkiye'de neler değişmiştir? Ya da Adnan Menderes kimleri kızdırmıştır? Bunları sırasıyla görebilir miyiz? Yani anlatabilir miyiz? Şimdi Adnan Menderes 54'e kadar işi güzel götürür. Evet. Ama 54'ten sonra kademe kademe siyasi yapı aleyhine döner. Tabii bunun çok yönlü sebepleri var. Adnan Menderes çalışkan bir insandır. Yani öncelikle kişi olarak değerlendirilmeli. Mesela sabahın 5'inde şantiyenin başına, yol yapımının şantiyenin başına dikilebilir. İşte fabrika açma çalışmalarında çok gayretlidir. 54'te Konya Şeker Fabrikası'nı bu arada anmak lazım. Celal Bayar'la beraber defalarca gelir gider. Hatta o zaman mesela daha sonra çok uzun süre milletvekilliği yaptı. Ilgın'da da çok sevilir. Hayal gibi Ilgın'da da telkinler yapılır. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek bunun başını çeker. Onun ardından gidenler var. Ama hiç de hayal olmaz, gerçek olur. Fabrika açılır, kurulur. Faaliyete geçer. Yani çalışma konusunda gayretli bir insan.
O dönemlerde çok da dalga geçirmiş işte kağıttan, şuradan, buradan, oyuncak gibi fabrika evet. yapmışlar diye başlayı İsmet İnönü tarafından. Ama bugüne kadar evet. hem Konya'ya hem Türkiye'mize hem ülke ekonomisine hizmet eden bir fabrika. Gayretli bir insan. Evet. Çalışkan bir insan fakat çevresi kuşatılmış bir insan. Mesela Menderes'le ilgili çok eser yazıldı. Evet. Bunlardan birini yazan Necip Fazıl Kısakürek. Evet. Necip Fazıl Menderes başlığını da taşıyan, benim gözümde Menderes hı hı. başlığını da taşıyan kitabında Menderes'in en yakınlarının kendisine hıyanet içinde olduğunu hı. belirtir. En yakınları derken yani siyasi yakınları mı aile mi hocam? Siyasi çünkü yakınları da var. Falan da bir şeyler var onun için. Siyasi yakınları da var. Mesela soyadını verdiği doğrudan akrabası değil ama himayesini aldığı, bakan yaptığı zat da dahil. Hmm. Yani aynı soyadı taşıdığı zat da dahil. Özel kalem müdürü ya da tahsisat-ı mestureye bakan zat da dahil. Yani mahremiyetine giren zümreleri kastederek söyler. Çünkü o dönem Necip Fazıl Menderes'le çok görüşmüştür. Zaman zaman para almıştır. Tahsisat-ı mestureden para almıştır. Gazete, dergi çıkarmıştır. Yayın yapmıştır. Hı. Kendi hatıratında belirtir, onu gizlemez. Ama o engelleri de vurgular. Yani Menderes'le direkt görüşmede onların engeller çıkardığını, Menderes'in yanında samimi durmadıklarını da vurgular. Tabii bu ara Menderes'in aleyhine genel hava dönmeye başlar. Mesela 55'ten sonra mı hocam? Özellikle 54'ten. 54'ten sonra. 53 sonları, 54'ten itibaren. Mesela Menderes'in kafasında şöyle bir düşünce vardır. Ya Türkiye tarım ülkesi o dönem için niye sanayileşmesin? Hı hı. Yani neden biz de bazı sanayi tesisleri kurmayalım? Bu konuda kime müracaat edersiniz? Müttefiklerinize. Peki 44'ten sonra en yakın müttefikiniz kim? Önce Avrupa'dır. Evet. 44'e kadar. 44'ten sonra göbek bağımızın bulunduğu ülke Amerika'dır. Evet. Fakat Amerika bugünden çok farklı değildir. Hiç yardım etmez, kredi vermez, sanayileşmemizi istemez. Tabii bu konuda Amerika ile yolların tükendiğini görünce Menderes Rusya'ya yönelir. Hmm. İpinin çekilmeye başlaması böyle başlamıştır. Tabii hocam, tabii. İnşallah ikinci bölümde Adnan Menderes'in özellikle Türkiye'de başlatmaya çalıştığı, gayret ettiği bir tarım ülkesini sanayi toplumu, sanayi ülkesi haline getirme çalışmaları, daha doğrusu üreten ve bunu satan ve günümüzde de sık sık konuşulan konuları ta o yıllar gündeme getirip çalışmaya başlaması, başta Amerika'nın dikkatini çeker ve Amerika bir bakıma artık Adnan Menderes'i gözden çıkarmaya başlar. Yani böyle bir ifade kullanabiliriz herhalde. İşte bu sıkıntılı dönemi de inşallah ikinci dönemde ve 12 Eylül'ü ikinci dönemin bir kısmında aktarmak istiyoruz. Efendim bizden ayrılmayın. Tarihten Yansıma'nın ikinci bölümünde çok çok önemli konuları burada gündeme getireceğiz. Hayırlı akşamlar efendim.
Tarihten yansımalarda bugün Adnan Menderes'i konuşuyoruz. Tabii ki Adnan Menderes denildiği zaman siyaset öncesi var. İlk siyasete girdiği yıllar var ve 1950 yılından itibaren de Türk siyasetinde başbakan olarak yapmış olduğu görev var. Birinci bölümde Adnan Menderes'i konuşurken 1950-54 arasını ayırmak gerekir dedi saygıdeğer hocam. Neden ayırmak gerekir? Çünkü Adnan Menderes gerçek istediklerini, arzu ettiklerini burada yapmaya başladı. Neydi arzu ettikleri? Her şeyden önce bağımsız bir Türkiye'ydi. Efendim, ekonomik yönden bağımsız, siyasi yönden bağımsız ve kendi ilkelerine, kendi değerlerine bağlı bir ülke arzu ediyordu. Ve bunu gündeme getiriyor ve bu konuda çalışmalarını devam ettiriyordu. Tabii ki tarım toplumundan gelmişiz, savaştan çıkmışız. Geniş bir coğrafyayı işgal ediyoruz. Neden sanayi ülkesi olmayalım fikri savunulur halde, gündeme getirilir hale geldi. Ve Türkiye'nin değişik yerlerinde fabrika şantiyeleri birbirini kovalamaya başladı. Sadece fabrika şantiyeleri değil, ulaşımda ve diğer konularda, birinci bölümde anlattığımız gibi uçak sanayinde, efendim ve milli ekonomiyi kuracak tüm çalışmalar yapılmaya başlandı. 1954'ten sonra kıyamet Avrupa açısından kopmaya başladı. Sıkıntılar ve kaynamalar, problemler ve Türkiye'nin, yani Adnan Menderes'in Amerika'yı bırakıp Rusya yaklaşımı başladı. Ve bundan sonra neler oldu hocam? Şimdi halka dönük yüzden de biraz söz etmek lazım. Evet. Mesela 1950 Haziran'ına kadar, 32'den itibaren Türkiye'de ezanlar 18 yıl Tanrı uludur diye okunur. 18 yıl mı okutuldu? Evet. 32'den 1950'ye kadar. Bundan sonra Menderes'in çok net bir tavrı var. Evet. Yani diyelim ki Menderes falan ehli tarik grubun üyesi falan değil. Evet. Ama o toplumla gönül bağı olan insan olarak bu konuda Celal Bayar'ı da zorlar, hatta tehdit eder. Sine-i millete dönerim der. Ya bunu yapmazsanız milletvekilliğini bırakırım. Milletin bağrına dönerim der. Evet. Ezanlar yeniden asli şekliyle okunmaya başlanır. Şimdi bunu diyelim ki Tanrı uludur diye okunurken Allahu Ekber diye okunmanın ne önemi var diye düşünenler çıkabilir. Halk gözünde bunun müthiş bir önemi vardır. Çünkü halk gönlünden yaralanmıştır, yüreğinden yaralanmıştır. Yani diyelim ki bu millet 1000 yıldır İslam'ın bayraktarı olan bir millet. Yunan'ı yenip çıkardıktan sonra farklı bir kültürel esareti hissetme onuruna dokunmuştur. Zoruna gitmiştir. Yani biz Yunan'ı sürdük çıkardık, vatanımızı işgalden çıkardık. Ya işgal dönemi böyle şeyler olabilir ama bu ne? Bu mücadeleyi niye verdik? Yani Kur'an'ı okuyamayacaksak, ezanımızı okuyamayacaksak, diyelim ki bunu işte 5 vakit namazlı insan düşünmez, enteresan bir şey. Evet. Yani 5 vakit içen insan da düşünür. Çünkü onun kulağında ezan doğuştan okunmuştur. Yani bu milletin mayasında böyle bir yapı var. Onun için Menderes ilk icraatlarından biri olarak mesela ezanı asli şekline çevirir. Halkı böyle gönülden yakalayan, yürekten yakalayan bir tavırdır. Yerli bir tavırdır. Mesela Menderes'in kaleminin kırılmasının başlangıcıdır bu aslında. Kaç yılında oluyor hocam? 1950. 50. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim. 1950'de Türkiye'de ezan asli şekliyle okunmaya başladı diye Kıbrıs'ta birisi, basından takip edebiliyoruz bunu, ezanı asli şekliyle okur. 1951
den itibaren yargılanır, mahkumiyet giyer. Mesela Kıbrıs'ta da ezan Tanrı oludur diye okunuyor. Böyle Türkiye'de okunmaya başlandı, burada da okunmalı diye. Yani Türklerin, Müslüman Türklerin bulunduğu yerlerde bu manevi bir zulümdür. Yani normal zihinlere baktığınızda Menderes bunu kaldırır. Onun için halkı bir daha nabzından tutar, yakalar. Diyelim ki İmam Hatip mekteplerinin çoğaldığını görürsünüz Menderes döneminde. Yalnız Menderes'le Celal Bayar'ın İmam Hatip okullarının açılışına bakışı farklıdır. Mesela Celal Bayar irticaa direnaj duvarı diye bakar. Yani öyle mektep olmalı ki, içini öyle doldurmalıyız ki bu aslında İslam'a yönelişi geliştirmemeli. İslam görünen ilk açılışı da bu sebepten dolayı zaten hocam. Fakat İmam Hatip'lerin açılışı da. Evet. Fakat toplumun sahip çıkmasıyla bu, diyelim ki Celal Bayar'ın kafasındaki düşünce gerçek olmaz. Toplum sahip çıktığı, yüklendiği için işte binaları toplum yapar, ihtiyaçlarını toplum karşılamaya çalışır. Fakir, fukara, köylü insanlar çocuklarını buralarda okutmaya gayret eder ve yaygınlaşır. O toplumla gönül bağı kurmada bir sıradan marif hareketi gibi görmemek lazım. Hani İslam medeniyetine dönüşle irtibatlı bir adım gibi görmek lazım. Tabii Menderes'in kaleminin kırılmasında bu tür yönler de var. Onun için 53'ten sonra kademe kademe doz ağırlaşır. Yani basın yoluyla Menderes'e yüklenme ağırlaşır. Mesela ondan önce şöyle bir tavrı var Menderes'in. Diyelim ki radyo emrimizde değilken, Halk Partisi'nin diyelim ki emrindeyken biz kazandık. Radyoyu hükümsüz görür. Halbuki önemli bir yayın organıdır. Tabii basını da bu anlamda bir çeşit, yani halk bizim yanımızdayken ne olabilir gibi görür. Tabii basında müthiş aleyhte çalışmalar başlar. Adnan Menderes'in bazı yazarlarımız tarafından eleştirilen bir konusu var. Yani bu dönemle ilgili Atatürk'ü koruma kanunu. Bunda baskı var mı hocam? Baskı sonucu mu çıkardı bu kanunu? Ya da diğerlerine karşılık mı çıkardı? Evet. Bir garabettir. Evet. Biliyorsunuz milletin lideri millete rağmen korunmaz. Ya yani garabettir. Ayıplı bir durumdur. Tabii o dönem Menderes'i sıkıntıya sokan birçok hareket var. Yani üzerinde duramayabiliriz ama örneklerden biri bu, evet. Koruma kanunudur. Öyle mesela 6-7 Eylül olayları gibi müthiş bir düzenlemenin sonucu olan provokatif olaylar vardır. Hatta Menderes'i şaşırtan bu da nereden çıktı gibi. Evet. O suçlamalara cevap olarak ya biz daha iyi Atatürkçüyüz diyecek bir yapı. Halbuki normalde yani Fatih'i koruma kanunu çıkarma ayıplı bir tavırdır. Ya milletin lideri, tarihi şahsiyet, kanuni koruma kanunu. Yok Oğuz kanunu koruma kanunu. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Evet. Millet liderini sever, korur, takdirle anar. Kanunla millete rağmen lider mi korunur? Ama o balyozla heykel yıkma operasyonları düzenlenir. Evet. Bunun altını çizmek lazım. Yani provokasyonun farklı bir tipidir bu. Evet. İşte falan yerde balyozla saldırı birileri. Birileri derine gider. Tabii o tür hareketleri olunca işte suçlamalar da artar. Basında zaten aleyhte yazılar çoğalmıştır.
Ecevit'in 1958'de verdiği bir meclis önergesi var. İçişleri Bakanlığı'na bir önerge. İşte basından hüküm giymiş kaç kişi var? Yanlış hatırımda kalmadıysa 2800 civarında var. Yani rakam iri gerçekten. Kapatmalar, mahkumiyet giyme, para cezası alma gibi. Yani rakam yüksek çünkü özellikle 54'te yeni bir kanun çıkartılır. Üzerinde durmadık. 50'de bir basın kanunu var. Bu 50'deki havaya çok uygundur. Yani basının önünü açan, rahatlatan, basın mensuplarının çok hoşuna gittiği bir basın kanunu. 1931 matbuat kanunundan sonra en önemli değişimdir. Ama 54'te kısan işte sesli, yazılı. Yani şöyle bir durum diyebilir miyiz hocam? Değerlendirme yapabilir miyiz? Yani kendine benzer basın üretmekten basına baskı uygulayan bir politika uygulaması. Yani böyle bir durum mu? Yani kendisini seven, kendisine bağlı bir basın insanlar beklerken bunu yapmayıp hadi basın da kim diyerek basın onu susturacağını zannetmesi. Şimdi bizim görünen olaylardan hareket ediyoruz ama aslında şurayı daha çok deşmemiz lazım. Türkiye'de görünmez eller var. Evet. Özellikle 44'ten sonra 47'de Amerika ile diyelim ki onu anlaşma var. Hı hı. 49'da 50'de yeni anlaşmalar yapılır. Biliyorsunuz ilk Amerikan üsleri 47'den sonra evet. Türkiye'de kurulur. Eğitimde göbekten bir bağlılık. Ulaşımda çok enteresan. Ulaşımda Amerika'ya bağlılık. Hı hı. Mesela Türkiye'de ilk demiryolu kaldırma olayı Amerika'nın isteğiyle 1950'den sonra gerçekleşir. Evet. Ta Abdülaziz devrinde yapılan bandırma hattı, demir yolu hattı ortadan kaldırılır. Ya demir yoluna ihtiyaç varken evet. Demir yolu hattı işleyen, çalışan bir hat kaldırılır mı? Kaldırılır. Çünkü ulaşımın başında Amerika'dan gelen insanlar vardır. Önce 6'dır sonra 9'a çıkartılır. Denetlenmektedir Türkiye. Eğitimde bu tür insanlar vardır. Daha sonra istihbaratta vardır. Hatta bir dönem açıklandı. İstihbarat teşkilatının maaşı Amerika tarafından verilir. Parayı kimden alıyorsanız emri oradan alırsınız. Tabii. Yani bunun lamicimi yok. Mesela 40'lı yıllardan itibaren Amerika'ya binlerce subay gönderilir. Görünüşte subaylarımız da isteklidir. Ya dil öğreneceğiz, çabuk yükseleceğiz filan gibi düşünürler. Ama iş kazınaya öyle değildir. Gönderilen subaylar bir çarktan geçer. Yani Pentagon'un emrinde bir eğitimden geçer. Hatta Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın propaganda mektebinde çarptan bu geçer. Bu Marshall yardımları bu dönem mi? Tabii yardımlar devam eder bu dönem. Ama şöyle bir yardım, yani Türkiye'yi yerli üretimden uzaklaştıran, bağımlı hale getiren, mesela askeri araçlar çok verilir, reolar başta olmak üzere. Reolar böyle parmak gibi benzin akıtan taşıtlardır. Amerika'nın 2. Dünya Harbi'nde kullandığı 80'li yıllara kadar kullanıldı bunlar. Yerli üretiminiz yok. Yerli üretimi engelleyen yardım adı altında ülkeyi bağımlı kılan çalışmalar. Siz uçak yapmayın ne gerek var biz verelim diyen bir yaklaşım. Menderes bunu görmüştür. İşte demin değindiğimiz nokta oraya gelmişti. Madem bunlar bizim sanayileşmemizi istemiyor. Halbuki Menderes'in şu tür sloganları var o dönem. Ya Türkiye'yi bir küçük Amerika yapalım. Evet. Onu soracaktım. Yani örtüştü o zaman. Yani evet. Amerika modeldir gözünde. Hani hızlı sanayileşen, gelişen
dışa hızlı açılmış bir ülke durumunda. Fakat bakar ki Amerika Türkiye'nin sanayileşmesini istemiyor. Halbuki Amerika iş çeviriyor. Mesela 6-7 Eylül hadiselerinde Menderes çok şaşırmıştır. Anlayamamıştır. Ya, İstanbul ve İzmir'de olan hadiseler tabii, değil mi hocam? Tabii. Bir bakıyorsunuz bir anda işte bir gazete öğle üzeri baskı yapmış. İstanbul Express. Atanın evi bombalandı. Selanik'te. Şimdi birkaç ay önce ziyaret etmiştim. Şimdi yanlar ve üstü tel örgüyle kapalı. Hani bahçeye dışarıdan yabancı madde atılamasın diye. Öyle mi koruma halinde? Evet, şu an hem nöbetçi var, giriş çıkış düzenli, dikkatli. Ama o dönem bomba bahçeye atılır. Atanın evine zarar vermez. Fakat Türkiye'de öyle bir yayın, manşet atılır, yayın yapılır ki çok önceden hazırlık yapılmıştır zaten. Aynı ebatta sopalar, pankartlar ve hangi sokak başında kaç kişi duracağı varıncaya kadar ön hazırlık yapılmıştır. O ön hazırlıktan sonra bu tür yayınlar da devreye girince sokaklar birden polisin kontrol edemediği bir hareketliğe bürünmüş. İşte Rum evleri, Yunanistan'da iş yerleri, evleri filan basılır, öldürülenler olur, yağma edilenler olur. Menderes şaşırır, kim yapıyor bunu? Tabii çok sonra Sabri 25oğlu bu işin başındaki, yani Türkiye'deki Amerika'nın eli konumundaki kont gerillanın. Adnan Menderes'in yapısı belli, durum belli. Burada işte Atatürk'ün doğduğu eve, Selanik'teki eve bomba atılmasından İstanbul'daki olaylara kadar hepsinin sorumlusu kılıyor. Yani provokatör olarak da görülüyor basın organında. Bu nasıl oluyor şimdi? Şimdi eğer bir adamın kalemi kırılmışsa onu ötekileştirmeniz lazım. Diyelim ki şu yaşadığımız günlerde Tayyip Erdoğan ne zaman padişah oldu? Yok yani önümüzde bir hadise, günlük yaşadığımız bir Türkiye'de öyle bir diktatör söylemi bir ara yaygınlaştırıldı ki tabii o yaygınlaştırmanın ardından şu gelecekti. Ya zaten öldürülmeyi, darbede götürülmeyi hak etmişti. Toplumun kabullenmesi. Evet, bu telkindir. Bu, sistemli bir propagandadır. İleri gittiydi, hak ettiydi gibi. Şunun özellikle vurgulanması lazım. Tek yönlü bir çalışma yapılmadı. Yani Amerika'nın istihbarat teşkilatının propaganda okulunda eğitim görenler, Türkiye'de Menderes'i ve Menderes hükümetini ötekileştirme işini sistematik bir şekilde yaptılar. Bunların basın ayağı vardı. Mesela biz üzerinde pek durmayız. İkinci Dünya Harbi'nde Türkiye'de birçok başyazar Amerika'ya götürülür, aylarca ağırlanır. Sonra döndüklerinde Amerika güzellemeleri, İlhan Selçuk'un bile Güzel Amerika diye kitabı var. Yani Türkiye'de işte sosyalizm edebiyatının önde gelen adamı öldü gitti. Kitabı var. Güzel Amerika. Tabii Amerika'yı güzelleyen, öven. Şimdi tek yönlü bir çalışma yok. Şimdi tabii günümüzde birçok şeyi biliyoruz artık. O zamanlar bunu anlamamız çok zordu. Ordunun içinde bir odaklanma, siyasetin içinde odaklanma, basında odaklanma ve sokakta bir işte hareketlenme. Mesela Sabri 25oğlu general açıkladı 6-7 Eylül bizim en önemli ilk başarımızdı diye. Tabii çok sonra, yani aradan 40 yıla yakın zaman geçtikten sonra açıkladı. 50'den sonra
Adnan Menderes'in oylarında iktidara gelmiş olmasına rağmen bir düşme oluyor. Ve en düşük oyu da en son seçimlerde mi alıyor bilmiyorum. 57 seçimleri, 57, evet. 57 evet. Seçimlerinde. Sonra işte bu tavırlardan, biraz önceki anlattığımız Adnan Menderes'in yapısından sanayileşme isteği, efendim toplumun nabzını iyi tutması, toplumun nabzına göre hareket etmesi, İmam Hatip okullarıdır, ezanın Türkçe okunmadan normal gerçek şekline dönüştürülmesi gibi, tabii ki Amerika'nın ve Siyonizmin bu boşuna gitmeyen olaylardır. İpi nasıl çekiliyor hocam? Şöyle bir örnek vereyim. Dolayı ip çekiliyor da en son darbeyi söylüyorum. En son. Bir garip örnek vereyim. Tabii buyurun. 9 kişilik bir ekip, birçok ekip var ama açıklanan subay ekibi, aralarında general de var. Bir darbe grubu oluştururlar. Fakat grubun bazı hareketlerinden şüphelenen işlerinden birisi, bir binbaşı darbe hareketini gider Menderes'e haber verir. Haberi ulaştırır. Tabii Menderes buna inanmaz. Çünkü Mehmetçik bize halkın sevdiği bir insan. Mehmetçik, ordunun tabanı Mehmetçik. Bize nasıl ihanet eder, bize nasıl silah çeker diye düşünmektedir. Ne olur biliyor musunuz? Samet işte binbaşı haber verir. Bu ciddi incelenmez. Darbeci arkadaşları bunun işte yalan söylediğini, iftira attığını iddia ederler. Ve darbeciler yargılanmaz. Darbecileri ihbar eden yargılanır ve ceza yer. Şimdi buna ilaveten bir şey söyleyeyim. Necip Fazıl anlatır. Bu tür olaylar gelişmeye başlayınca, hele hele Harbiye'yi kullanan sokakta gelişmeler başlayınca Menderes'i uyarmaya gider. Der ki, bu tür hareketlere katılanları gel, Harbiye'nin önünde dik, ellerinle apoletlerini sök, rütbelerini. Necip Fazıl mı söyler? Necip Fazıl söyler. Uyarıdır bu. Necip Fazıl görmüştür durumu. Menderes yapamam der. Öl Menderes der. Öl. Evet. Yani görüyor. Ya bunun sonu ölüm. Şimdi çünkü tezgah tek yönlü işlemiyor. Kalem kaç yıllarında oluyor hocam? 59, 60 Nisan'ı en azgınıdır. 27 Mayıs'tan hemen önceki mesela Adnan Menderes'in genellikle basına düşen bazı şey var. İşte ben orduyu yedek subaylarla da yönetirim. Yani bu düşünce. O yıllarda böyle bir düşüncesi mi var? Yani var. Orduyu küçük mü görüyoruz? Orduyu küçük yani görme. Küçük görme şöyle. Bizim ordumuz büyüktür. O konuda demiyorum. Yani biraz önce siz de söylediğiniz gibi, yani devlet üzerine, yani bize bir şey yapmaz. Yani o anlamda mı görüyor sadece? Evet. Yani subay zümresindeki hazırlıkları Menderes tam kavrayamamıştır. Kavradıktan sonra da üstüne gidememiştir. Çevresi anlatmadı belki de, yakın çevresi. Mesela Necip Fazıl'ın uyarısı çok çıplak bir uyarıdır. Çok açık bir uyarıdır. Üstüne gidememiştir. Artık sonu kabullenmiştir mi demeliyiz bilemiyorum. Uyarıdan sonra da üstüne gidememiştir. Halbuki örgütlü hareket tek yönlü değildir. Mesela basında çok ilginç iddialar çıkar. İşte Menderes binlerce genci öldürdü. Ya o kadar çok genç öldürdü ki, yani bunların etleri kıyma yapıldı, yem fabrikasında kullanıldı. Bunların etleri kıyma yapıldı, asfaltın altına döşendi gibi. Ki benzeri iddialar 2. Abdülhamit döneminde de var. Evet. Çok acıdır. Yani ötekileştirme. Halbuki 28 Nisan olaylarında emeksiz bir üniversite öğrencisi ölmüştür. Turan emeksiz. Yani öldürülen binlerce öğrenci yok. Bunu asker de inanmıştır yalnız. Mesela 27 Mayıs darbesinden sonraki ilk Milli Birlik Komitesi'nin
ilanlarında anne ve babalara sesleniş var. Yani evladı kaybolan, üniversiteli evladı kaybolan anne babalar isimlerini, soyadlarını bildirsin diye. Hatta Et Balık Kurumu'nu ziyaret eden askeri bir grup var. Hatta Ankara-Konya yolunda bir albayımız, yanında askerleri asfaltı kazar altındaki etleri bulmak üzere. Yani demek ki telkin, ötekileştirme telkini etkili olmuştur. Mesela 27 Mayıs döneminde Milli Birlik Komitesi'nin bastırıp yaydığı broşürler var. Yassı Ada günlerinde. Çünkü toplumun yarısı çok endişelidir. Mesela o günlerde ben köyde okumayan küçük bir çocuktum. Hatırlıyorum, hayal meyal hatırlıyorum. Öbek öbek köylü kadınlar, bunların okuması yazması yok, biliyorum. Vah, o da mı tutuklandı, o da mı asıldı diye kendi işlerinde konuşurlardı. O çocukken hatırlıyorum. Herkes radyo başında. Yani Menderes'in asıldığı dönem, 61. Tabii köylü kadınlar halk seviyor. Halk politize olmuş bir halk değil. Köylü kadın bilmez ama bunu ben kadınlardan duydum, o darbe günleri. Şimdi o halktaki bakışın %100 tersi bir propaganda broşürü. Yani burada olsaydı gösterirdik. Bu darbeler sayısını o fotoğraflardan birkaçını almıştım. Milli Birlik Komitesi'nin yayınladığı darbe broşüründen fotoğraflar. Teknik, profesyonel bir çalışma, çünkü öğrendiler. Ama CİHA'nın, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın... Ve sonuç olarak Adnan Menderes'in ipi çekildi, idam sehpasına gitti ve Allah'ım gani gani rahmet etsin, bu milletin başına bu sıkıntıları bir daha getirmesin. Ve daha sonra onların istekleri yerine geldi ve istedikleri şekilde Türkiye'yi yönetmeye başladılar. Tabii ki 1969'lu yıllarda farklı bir anlayış Türkiye'de, işte Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde bir partinin kurulmasıyla onların bize benzeyen muhalefetten farklı bir muhalefet boyutu ortaya çıktı. Ve 1960 ihtilalinden biz hiç ders alamadık mı hocam? Hemen 1980'e gelmek istiyorum. 1980 hükümet darbesine neden gelindi? Niye ders alalım ki? 27 Mayıs bayram olarak kutlandı. Bu süre içerisinde değil mi? Tabii. Yani 27 Mayıs bir daha... Halk hiç tepki göstermedi mi hocam? Hep sessiz mi kaldı? 27 Mayıs'a halk tepkisi zayıftır. Bizim millette mesela 15 Temmuz çok önemli bir farklılık. Hocam Menderes'in önüne çocuğunu koyup efendim ben kurban edeceğim diyen insanlar nereye gitti bu insanlar? Biz de devletsizlik, bu milleti iyi tanımak lazım. Devletsizlik korkunç bir şeydir. Evet. Devleti olmayanın, bayrağı olmayanın ne namusu olur, ne ırzı olur, ne dini olur, ne malı mülkü olur. Bu millet işgal gördü, yıkım gördü. Onun için devlete bu halk başka bakar. Mesela devletten hiçbir çıkarı olmayan, bir şey görmeyen dağ köylerini gezer misiniz? Bir bakın onların ruh iklimlerine bir bakın. Allah bu devlete dirlik, düzenlik versin diye dua eden, okuması yazması olmayan insanları ben çok gördüm. Yani şunu söyleyebiliriz o zaman hocam, siz söylediğiniz için söylüyorum. Hani doğudaki insanlar açlıktan, yolsuzluktan, hizmetten eksik oldukları için terörist oluyorlar diye böyle bir şey söz konusu değil. Yani eğer devletin hizmet götüremediği yerler, Cumhuriyet tarihimiz için söylüyorum, her yer şey olsa birçok yere hizmet gitmemişti. Yani terör olmanın sebepleri sadece oradaki sıkıntılar değil, bunlar devletlerine yine bağlılar. Bunlar dış mihrakların, dış baskıların neticesinde oluyorlar. Amin. Sizin söylediğinizden. Yani şunu söyleyecektim. Bu bizim devlet anlayışımızda ulul emir mantığı vardır.
Yani bunu belki halk telaffuz edemez ama iç dünyasında atadan gelme bir anlayışla devlet dini devlettir. Yani bitişiktir bunlar. Mülkü millettir, dini devlettir. Devletine bağlıdır. Diyelim ki devletin başında falan sultan var. Gitti Mustafa Kemal geldi, gitti Menderes geldi, gitti Özal geldi mesela. Yani devletine bağlılığını sürdürür. Hıyaneti gördüğü zaman 15 Eylül'dür. Temmuz'dur. 15 Temmuz. Enteresan bir durum. Yani evet. O da açıklanmıştır. Lider tarafından toplum sokağa davet edilmiştir. Ama 27 Mayıs'ta lider tutuklanmıştır, susturulmuştur, idiş edilmiştir. Mesela Menderes'in yasada günlerini biz çok okumayız. Menderes çok nezaketli, edepli bir insandır. 4 askerin arasında abdest bozmaya zorlanmıştır. Salyasını tutamaz hale gelmiştir. Ne tür ilaçlar verildi? Suratına bir yüzbaşı tokat atmıştır. Vücudunda sigara söndürülmüştür. Yani devlet terbiyemizde yoktur böyle bir şey. Türk milletinin bir adam düşebilir, iktidardan inebilir. Yani bizim devlet terbiyemizde böyle bir şey yoktur. Menderes'ten Amerika evlatları eliyle intikam almıştır. Şimdi Türk milleti yeni gelen yönetimi ulul emir görmüştür. Yani mesela aynı durum 12 Eylül'de vardır. 12 Eylül'de. Tabii diyelim ki 12 Eylül'de 15 Temmuz türü bir sokağa çıkış yaşanmamıştır. Niye yaşadık? Beraber yaşadık hocam. Tabii niye yaşanmamıştır? Çünkü öyle güzel bir düzenli propaganda işlemiştir ki günlük 25 gencin öldüğü, işte anarşinin sokaklarda kol gezdiği, ya nerede bu ordu gelsin müdahalesin de bir kurtulalım. Evet. Havasının estirildiği bir ortam. Ve ki, çok insanda olan hükümet darbesini benimsemiş ve kabul etmiştir. Yok, bu planlı bir şeydir. Evren Paşa, ya birçok yerde sıkı yönetim vardı biliyorsunuz 12 Eylül'den önce. Diyelim ki 11 Eylül'de birçok yerde sıkı yönetim vardı. Neden 13 Eylül'de bıçak gibi olaylar kesilmiştir? Yok yani şimdi aynı ordu, aynı güç gene vardır. Evren Paşa açıkladı onu. İhtilalin olgunlaşmasını bekledik. Evet. Yani insanlar ölmeli ki tek silah, bakıyorsunuz balistik incelemeleri açıklandı biliyorsunuz. Bir gün ülkücüyü vuruyor, aynı silah bir bakıyorsunuz başka bir gün sosyalisti vuruyor. Ya aynı silah. Aynı silah. Aynı silah. Demek ki Türkiye'de darbe ortamı olgunlaşsın diye kızıştıran bir altyapı çalışması. Ki Amerika'nın çocukları darbeyi gerçekleştirdi açıklaması yapıldı biliyorsunuz. Evet. Şimdi 12 Eylül'de. İşte diyelim ki 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart farkı yok bunların. 27 Nisan, 15 Temmuz farkı yok bunların. Bir ülkede çok darbe yapılıyorsa o ülke önce içindeki düşmanları temizlemek zorunda. Kafa yapısı itibariyle siyasetindeki, eğitimindeki, ordusundaki dış güçlere çalışan kafasıyla bedenen yerli, yani bu halkın içinden çıkmış ama devşirilmiş. İnsan unsurunu temizlemek zorunda. Bunu temizlemenin en önü de eğitimden geçiyor. Yani yerli insan, dışa bağlı olmayan insan tipini yetiştirmek durumundayız. Darbelerin çok olmasının gerisinde dışarının kullanmasına elverişli, örgütlü ya da manipüleye çabuk gelen insan tipi var bizde. Mesela basında bunların elleri var, medyada elleri var. Bir ara işte dolar cinsinden maaş alan tiplerden bahsedilirdi. 12 Eylül dönemi, 12 Eylül'den sonra özellikle Irak'a Amerika'nın saldırısından önce ya Amerika'nın yanında davranmalıyız, Amerika'ya aykırı hareket etmemeliyiz diyen köşe yazarlarına, televizyon programcılarına biz daha göz atmadık. Evet. Aynı 27 Mayıs'taki gibi köklü,
bilinçli bir yönlendirme. Şimdi beyin yönlendirme şimdi, çalışması. Tabii ki insanın aklına geliyor hocam. 1960 hükümet darbesi ile 1980 hükümet darbesi arasında şartların oluşmasında benzerlikler oldukça fazla. Yalnız Adnan Menderes'in suçu o kadar fazla mıydı ki dar ağacına gitti hocam? 1980 darbesini yapanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin o günkü başbakanına ve diğer insanlara ya da cumhurbaşkanına karşı böyle bir tavır içerisine girmediler. Sadece bir siyasi yasakla kurtuldular. Evet, Adnan Menderes ölümü hak etmişti. Mesela sadece ezanı asli şekline çevirmesi bile Menderes için ölümü gerektiren bir durumdu. Çünkü Türkiye Batı güdümünde Hristiyan medeniyetinin emrinde İslamsız, İslam medeniyetinden çıkmış güdülen bir ülke olsun isteniyordu. Ama bu milletin damarlarındaki o tarihi değerlerine bağlılık duygusu yok edilemedi. Menderes onun ilk işaret fişeklerini yaktı. Yani yeniden İslam medeniyetine dönüşün, kendi hayatı ne olursa olsun, çevresinin yanlışları ne olursa olsun bunun işaret fişeklerini yaktı. Mesela bugünkü iktidara bütün hatalarına rağmen saldırının azgın olmasının gerisinde de o var. Yani değerlere dönüş. Mesela Reis-i Cumhur diyor ki işte dindar bir nesil gerekli. Altı boş bile olsa, yani milli eğitime baktığınızda daha FETÖ'nün eğitim başarısını milli eğitim maalesef gösteremedi. Evet. Halbuki asıl eğitimde başarının gösterilmesi lazım. Çünkü insan tipini yerli, milli değerlerine bağlı halde bilinçli, çalışkan, dürüst yetiştiremediğiniz zaman birilerinin kullanabileceği insan tipini üretmiş olursunuz. Yani dışarıya malzeme vermiş olursunuz. Ki bu konuda örgütlü çalışmalar çok eski Türkiye'de, yeni bir hadise değil. Mesela Osmanlı devrindeki eğitim çalışmaları, dış güdümlü eğitim çalışmaları 1800 başlarına kadar götürülebilir. Hani misyonerlikle paralel yürüyen çalışmalar. Cumhuriyet devrinde biz kendimiz gönüllü misyoner olduk. Hani değerlerimizden uzaklaşma, kültürümüzden uzaklaşma konusunda ve dışarının kullanabileceği insan tipi üredi Türkiye'de. Bir de evlatlarımızı gönderdik. İşte yükselecekseniz İngilizce öğreneceksiniz, Amerika'nın eğitimini göreceksiniz. Bir ara yıllık 3000, 4000 subay gönderiyorduk Amerika'ya. Bunlar fişleniyordu. İleride kullanılacak şekilde onlar kartlara geçiriliyor, takip ediliyordu. Bu tür örgütlü çalışmalara, eğitimdeki örgütlü çalışmalara, medyadaki, siyasetteki örgütlü çalışmalara Türkiye'nin daha çok dikkat etmesi lazım. Hocam, yani son bir soru. Vaktimiz bitti. Darbecilerin bugünkü durumu nedir? Darbeciler çok büyük yara almıştır. Evet. Yani halk uyanışı artık mesela şöyle bir sloganı gördüğüm zaman bu bende müthiş etki bıraktı. Abdülhamid'i yedirdik. Evet. Menderes'i yedirdik. Evet. Özal'ı yedirdik, Tayyip'i yedirmeyeceğiz. Yani düz Anadolu insanının sloganı. Birkaç yerde gördüm böyle. Bu çok farklı bir bilinçlenmenin göstergesidir. Türkiye'ye saldırılar devam ediyor. Bu hep devam edecek. Türkiye uyandığı sürece saldırı devam edecek. Darbelerin
iç malzemesini önce bir yok etmemiz lazım. Önce düşüncede yok etmemiz lazım. Evet. Ki bunu da eğitimle yapabiliriz, medyayla yapabiliriz. Yerli, vatanına, devletine bağlı eleştirel yaklaşmadan korkmamak lazım. Yani eleştirel yaklaşsın, yanlışları tenkit etsin, eleştirsin, doğrusu şu desin ama bir dış gücün aleti olmasın. Dış güce alet olacak yerli maşayı tüketmemiz lazım. PKK bunlardan biri. Yakınındayız hocam, Çanakkale ruhunu. Şimdi biz millet olarak dış güçlerin maşalarını gördük. Açık söylemekte hiçbir mahsur yok. PKK Amerika'nın yerel ordusu. Evet. Türkiye içinde de, Suriye'de de, Irak'ta da. Evet. IŞİD bunların yerel ordusu. Ordusu. İçimizden devşirilen yerel ordu. FETÖ tepe itibariyle Amerika'nın maşası, yerel gücü. Bu millete karşı. Yeter artık. Çünkü bunlar bizim nesillerimizi, okumuş kitlemizi bitiriyor. Yerli insan tipini, milli insan tipini üretecek bir çabayı öne çıkarmamız lazım. Millet bunu gördü. Evet. Ama bunun nasılının çok tartışılması eğitim lazım. Eğitim alanında, yani millet evet. gördü de eğitim alanındaki durumumuz nedir hocam? İşte eğitim alanında hala yeterli değil. Halbuki Milli Eğitim'in elinde dev bir kadro var. Bizim öğretmenimiz vatanseverdir. Onun üstündeki küller üflenilirse bu eğitim ordusu Türkiye'ye Çanakkale ruhunu taşır. Düşüncede taşır, ilimde taşır, sanayileşmede taşır. İnşallah. Yani bu cevher var bu milletin evlatlarında. Bu öğretmen zümresini asla küçük görmemek lazım. Ama küllü, o küllerin bir üflenmesi lazım. Üflenmesi lazım. Evet. Bir de öğretmenler kendi aralarında böyle doğruları söyleyemiyor gibi ya da siyasallaşmış gibi, işte ben bunun doğru olduğunu biliyorum ama benim bağlı bulunduğum sendika ya da benim bağlı bulunduğum lider bu şekilde düşünmüyor şeklinde bir düşünce var. Tabii ki öğretmenlerimizi bu siyasal sıkıntıdan da kurtarmak gerekir diye düşünüyorum ben. Küçük hesaplar küçük adamların işidir. Evet. En büyük siyaset vatana hizmettir. Kaliteli insan yetiştirmedir. Düşünen, araştıran, eleştiren, gören, parlak beyinleri üretmedir. En büyük siyaset öğretmenin elinde bu. Evet. Ben bu sözün üzerine hiçbir şey söyleyemeyeceğim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim, ederim. Efendim bugün tarihten yansımalarda Adnan Menderes'i konuştuk. Adnan Menderes'in takip ettiği politikanın Dar Ağacı'na gitmesinde en önemli etken olduğunu gördük. Adnan Menderes'in karşısındaki güçler, Adnan Menderes'i Dar Ağacı'na götüren güçler 1980 12 Eylül hareketini yapanlar, daha sonra 28 Şubat'ta bir darbe yapanlar, rahmetli Necmettin Erbakan Başbakanımızı görevden uzaklaştıranlar, günümüzde bu sıkıntıyı, bu sıkıntılı günleri yaşamamıza vesile olanlar ve en son ekonomik darbenin Türkiye'de uygulanmasına sebep olanlar hep aynı kişiler. Amaçları, düşünceleri hep aynı. İşte bunları gören, bunlarla mücadele eden insanların sayısını artırsın. Biraz önce bunlarla mücadelenin eğitimle olabileceği, bizim eğitim ordumuzla olabileceğini ifade etti saygıdeğer bugünkü konuğumuz Caner Arabacı hocam. Buna da canı gönülden katılıyorum ve haftaya başka bir programda, başka bir konukla buluşmak üzere hayırlı geceler diliyorum efendim.